Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Estağfurullah. Zariyat suresi 15. ayetten itibaren devam ediyoruz. İnnel müttegîne fî cennâtin ve uyûn âhidîne mâ âtâhum rabbühüm innehum kânû qable zâlike muhsinîn. Sadakallâhul azîm. Bu ayetlerden, yani 15. ayetten 23. ayete kadar olan ayetlerin tefsirini yapacağız. Yekûlü Teâlâ, Cenab-ı Hak buyuruyor, muhbiran, haber verici olduğu halde, kimden? Anil müttakî, müttakilerden, sakınanlardan, haramlardan korunanlardan. Kim için müttakî? Lillahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah için müttakî olanlardan. Yani takva Allah için olursa zaten takva olur. Onlardan haber verici olarak buyuruyor ki ennehum, onlar, yani müttakiler, yevme maadihim dirildikleri gün mahşer yerinde yekûnûne olacaklar, fî cennâtin ve uyûn. Yani yevme maad ne demek? Yani öldükten sonra dirilecekler, mahşerde hesapları görülecek, sonra cennetler içerisinde olacaklar. Ve uyûn, gözeler, pınarlar cennette, ırmaklar, nehirler, havuzlar, her şey. Şimdi ayetin manası o. İnnel müttakîne fî cennâtin ve uyûn. Öyle demiyor mu? Şüphesiz müttakîler, hatta burada cennet de demiyor, cennât. Cennetlerde dereceleri farklı çünkü. Ve uyûn, gözeler içerisinde olacaklar. Ve kavluhu teâlâ, Cenab-ı Hakk'ın bi hilâfi mâ ulâike el-eşkıyâ fîhî minel azâb ve nekel vel harîk. Bi hilâfi mâ, bir şey bunun aksine ki ulâike el-eşkıyâ, o azgın müşrik kafirler, bunların aksine fîhî, o zaman burada var maat gününde onlar için minel azâb, azap var. Ve nekal, o da azap da tabi çok ibretli azap. Nekalen minallah, ibretli bir azap. Vel harik, orada cehennemde yanma, harik. Cehennem içinde onlar için yanma var. Vel eglali, ama böyle onlar cehenneme atıldıkları zaman bukağılarla, yani elleri kelepçeli ya da bukağı, ayakları bukağılı. Yani bu şekilde efendim, hani şeyde diyor ya Yasin-i Şerif'te, ve cealna fi a'naqihim aghlalen, elleri efendim o boyunlarına birleştirilmiş bukağılar, prangalar vurulmuş. Evet, bukağı işte, ona bukağı deniyor efendim, aghlal, gullün cemisi. Dolayısıyla öyle ellerine, ayaklarına kelepçeler, bukağılar vurulmuş. Efendim, azap içerisinde olacaklar eşkıyalar, Müslümanların, müttakilerin aksine. Ve kavluhu teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili, yani 16. ayet, âhidîne mâ âtâhum rabbühüm. Müttakiler cennette olacaklar, cennetlerde ve gözeler içerisinde, gözelerde, ama ne oldukları halde, âhidîne mâ âtâhum rabbühüm. Rablerinin kendilerine verdiklerini alıcı oldukları halde. Rableri onlara çok şey verecek. Gâle İbn-i Cerir et-Taberi şöyle diyor. Ey amiline, amel edecekler, bima âtâhumullah. Âhidîne'yi nasıl mana vermiş? Amiline, amel eden, bima âtâhumullah. Allah'ın kendilerine getirdiği minel faraidi, farzlardan, Allah'ın kendilerine verdiği farzlar, emrettiği farzlar yani. Dünyadayken, o zaman âhidîne mâ âtâhum rabbühüm, dünyada o zaman İbn-i Cerir'e göre. Rablerinin kendilerine getirdiği
farzları yerine getirici oldukları halde. Dünyada farzları yerine getirenin ahiretteki yeri cennetler. Tamam mı? O manayı vermiş. Peki innehum kânû kable zâlike, bak bu da onu teyit ediyor. İnnehum muttakîler kânû idiler kable zâlik, cennete girmeden önce muhsinîn, muhsin idiler, muhsin. Şimdi muhsin, kime muhsin denir? Evvela iman eden, farzları yerine getiren, vacipleri yerine getiren, haramlardan sakınan kimselere muhsin denilir. Yani muhsin, vallahu yuhibbul muhsinin, Allah iyileri sever dediği zaman buradaki muhsin kime deniyor? Mesela ihsanla tarif edilirdi Cibril hadisinde. En ta'budallah keenneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yarake. İhsan derecesi. Sen Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da seni görüyor. O derecede ihlasla, ihsanla ibadet yapan kimselere muhsin deniyor. Hala anlaşıldı değil mi? Ey kable en yufrada aleyhimul faraidu. Farzlar kendine farz kılınmazdan önce kânû idiler muhsinîne, efendim yine güzel halli idiler fil amali, amellerde eydan. Yani farz kılındıktan sonra iyi oldukları gibi. Ey kable en yufrada aleyhimul faraid. Farzlar emredilmeden önce buraya göre. Farzlar emredilmeden önce de onlar iyi insanlar, iyi haldeydiler. Peki o zaman vellezî fessere bihi İbn-i Cebrîr'in, İbn-i Cerîr'in yaptığı tefsirde fîhî nazarun, onda nazar vardır. O zaman yani İbn-i Cerîr ne diye tefsir etti? Âhidîne mâ âtâhum rabbühüm. Farzlar kendilerine geldikten sonra farzları yerine getiren kimseler cennetlerde olacaklar. Ama orada diyor ki innehum kânû kable zâlike muhsinîn, onlar farzlar getirilmeden önce de muhsin idiler. Farzlar emredilmeden önce de muhsin idiler. Öyleyse diyor bu İbn-i Cerîr'in sözünde yani müşkilat var. Yani onu çok kabul etmedi. Onu diyor direkt böyle kabul edemeyiz çünkü onlar farzlar gelmeden önce de, emredilmeden önce de muhsin idiler. لِيَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى, çünkü Cenab-ı Hakk'ın şu kavli, اَخِذ۪ينَ قَوْلِ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُّ. Neyin hali bu? Mesela müttakiler cennette olacaklar. Müttakiler cennette olacaklar. Onlar ne oldukları halde? اَخِذ۪ينَ, cennet ehli, alıcı oldukları halde. Bak ne diyor orada? Fi cennetin ve uyun. Oradaki zamirden hal bu. Öyleyse fel müttegûn, müttakiler fi hali kevnihim fil cinani vel uyun. O zaman bu manaya göre cennetlerde olmaları halinde vel uyun, o gözelerden, pınarlardan istifade etmeleri halinde اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبِّهُمْ, Rablerinin kendilerine verdiklerini alacaklar. Ey minen na'imi ve sururi, nimetlerden, kendilerini sevindiren her türlü ikramlardan alacaklar. Vel gıptati, bir de gıpta. Gıpta ne? Özenmek. Gıpta, nimetleri arzu etmek, nimetlere özenmek ya da yüksek derecelerde olanların derecesine çıkmayı istemek gibi şeyleri. O zaman demek ki yani buradaki müttakiler cennettedir, cennetlerdedir dediği zaman cennette kendilerine verilenleri alacaklar. Yoksa farzları yaptıktan sonra yani farzlar daha sonra gelmiş, o farzları yaparak bunları almıyorlar. Farzlar önce gelmiş, farzlar önce yapmışlar. Cennetlere girmişler, cennette de Rablerinin kendilerine verdiklerini alıcıdırlar diyor. Yani o zaman İbn-i Cerîr'in verdiği manayı çok beğenmedi. Yani İbn-i Cerîr'in verdiği mana. Şimdi burada ne olmuş oldu? Müttakiler cennetlerde o pınar ve gözelerden istifade etmelerinde Rablerinin kendilerine verdiklerini alıcı oldukları halde. Öyleyse cennette bunları alacaklar.
Önce İslam'ı yaşamışlar, sonra cennette bu nimetlere kavuşmuşlar demektir. Ama şeye göre ne diyor İbn-i Cerir? Amiline bima atahumullah min el feraid. Farzlardan Allah'ın kendilerine verdiklerini yaşar oldukları halde. Cennette ibadet yok ki. Cennette ibadet yok ki. Evet. Peki. Ve kavluhu azze ve celle, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. İnnehum kânu kable dâlik. Onlar bundan önce idiler. Ey fiddâri dünya. O zaman buna göre, bu son manaya göre, onlar dünya yurdunda idiler. Muhsinin, muhsin idiler. E dünya yurdunda iman ehli olacaklar, ibadete ehli olacaklar ki ahirette o müttakiler Allah'ın, Rablerinin kendilerine verdiklerini almış olsunlar mahşerde, cennette, öyle değil mi? Önceden muhsin idiler. Yoksa cennette önceden muhsin değilken cennette muhsin olmalarının ne anlamı var ki? İmam Şeye göre, İbn-i Cerir'e göre bak ne diyor? Farzlar onlara emredilmeden önce onlar muhsin idiler. Bir defa bu mana da hakikaten müşkilat var. Niye? Farzları yerine getirmeden bir insan muhsin olmaz ki. Emredilenleri yerine getirecek ki muhsin olsun. Bu da nerede olacak? Dünyada. İbn-i Cerir'e göre sanki cennette efendim farzlar getirilmeden önce, cennette mükellef değiller ki Müslümanlar. Cennette zikir var ama ibadetler yok. Anlayabilir miyiz? İbn-i Cerir farzlar geldikten sonra derken, onlar işte farzlar gelmeden önce de muhsinlerdi. Farzlar geldi, farzları işlediler. Onlar yine ama muhsinlerdi. Nasıl muhsin olacak farzları işlemeden önce işte? Yani iyi tabiatlı manasında var. Olabilir ama işte ona itiraz etti. Burada, buradaki B harfini karşılık manasına, yani bir şeyin karşılığı olarak verilmesi manasında kullanırsak neyi? Mana değişir mi? Neyi? Buradaki bima'daki B harfini eğer ki karşılık manasına verilmesi. Hangi bima o? Şeydeki aleyhim şok. Neredeydi? Ey ameline bima atahumullah. Ahidine ma atahum rabbim. Evet. Amiline. O şey değil. Tabii. Karşı ne kalır. Yok. Sebebiye o. Sebebiye. Evet. O mukabele değil. O de olsun. İster öyle olsun, ister öyle olsun. Yani İbn-i Cerir'in verdiği manayı burada çok kabul etmedi. Evet. Esas diyor. Onlar dünya hayatında muhsin idiler. Ondan sonra İslam'ı yaşadılar. Farzları yerine getirdiler. Haramlardan sakındılar. Ve sonra da cennet ehli oldular. İşte müttakiler cennette efendim cennetler içerisinde yüksek derecelere haiz olacaklar o manada. Muhsiniyin. Onu o şekilde verdi. Ke kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi. Külü veşrabu heni'en bima esleftüm fil eyyamil haliye. Ya bu da Hakka suresinde olması lazım. Külü ve şrabu, yiyin için, heniyen, afiyet olsun. He? Afiyet olsun, heniyen. Size şifa olsun, afiyet olsun. Ne sebebiyle yiyin için? Bima esteftum, o sebebiye manasına. Yaşadığınız hayat sebebiyle, fil eyyamil haliye, geçmiş zamanlarınızda. Eyyamil haliye, geçen günler. Şimdi geçen günler hangisi? İnsanın ömründe. Mesela kitabı sağ tarafından verilenlere, kitabı sağ tarafından verilenlere böyle denilecek. Kitabı sağ tarafından verilenlere denilecek ki yiyin, için size afiyet olsun. Ne sebebiyle? Bima esleftun fil eyyamil haliye. Geçmiş günlerde yaşadığınız İslam sebebiyle. Tamam mı? Hatta o bima esleftun fil eyyamil haliye bazı müfessirler geçmiş zamanlarda yani dünya hayatında tuttuğunuz oruçlar sebebiyle yiyin için cennette afiyet olsun size. Oradaki eyyam-ı haliyeyi yani geçmişte yaptığınız şeyler oruç, Ramazan orucunu orucuyla tefsir edenler olmuş orayı. Bak bu ayet-i kerimede yine iyilik dünyada olacak. Dünyada iyilik olacak ki ahirette cennet olsun. Dünyada müttaki olacak ki ahirette cennetlere girsin. Dünyada müttaki olmadan olmaz. Evet, o dünyada olacak işte. Bu ayet-i kerime de onu ifade ediyor. Hangi suredeymiş bu? Hakka suresinde.
Sümme innehu teala, sonra Cenab-ı Hak teala buyurdu. Beyyene ihsanehum fil ameli. Onların amelde yaptıkları işteki ihsanlarını, güzel yapmalarını beyan etti. Fekale celle ve ala şöyle buyurdu. Kânû galîlem minel leyl mâ yeca'ûn. Yani cennete girmeden önce bunlar muhsin idiler demesini nasıl tefsir ediyor Cenab-ı Hak veya ne diyor? Ha bunda. Bunlar cennete girmeden önce muhsin idiler diyor ya. İşte neymiş o muhsin olmaları? Bunları muhsin yapan ney? Kânû idiler. O müttakiler. Minel leyl gecenin bir kısmında mâ yeca'ûn uyumazlardı. Uyumazlardı. Mayeh cehûn. Gecenin bir kısmında uyumazlar. Tabi oradaki mayeh nafiye diyen var. Efendim mastariye diyen var. Onun ikisinin manasını vereceğiz. Onlar geceleri uyumazlardı. Uykusuz. Heca'a kelimesi uyumamak, uyumamak, uykusuz kalmak. Yani az uyurlardı. İhtelefel müfessirûn. Müfessirler ihtilaf ettiler. Fî zâlike bu konuda alâ kavleyn, iki kavl üzerine. Ha bu ayette. Şu ma var ya ma. O ma hakkında ne yapmış müfessirler? Farklı görüşlere sahipler. Farklı görüşlere sahipler. Peki o zaman birinci mana ehadühüma, o iki görüşten bir tanesi, o iki görüşten bir tanesi ney bakın? Enne ma yehcehune ayetindeki ma nafiyetün nafiyedir. Yani may nafiye, olumsuzluk ifade ediyor. Peki takdiruhumunun takdiri nedir? O zaman ma nafiye olduğuna göre kânû galîlen, kânû idiler galîlen az, minel leyli gecelerin çok az bir kısmında la yehce'ûnehu efendim uyumazlardı. Gecenin çok az kısmında uyumazlardı. Tamam mı? La yehce'ûnehu az, gecenin az kısmında. Çok kısmında, yani gecenin bir kısmında uyumazlardı. Manası gecenin bir kısmını ibadetle geçirirler. Kâle İbn Abbas, İbn Abbas ne diyor? Lem tekün temdî aleyhim leyletün, onların üzerine bir gece geçmiş olmadı. İllâ ye'huzûne minhâ, onlar o geceden alıyorlar. Velev şey'en, azıcık bir şey olsa bile. Ne demek? Yani azıcık bir şey olsa bile uykusuz kalıyorlar ve ibadet yapıyorlar. Ve kâle Katâdetü, Katâde de şöyle diyor. Galle leyletün te'ti aleyhim. Galle az oldu. Leyletün bir gece. Öyle gece ki te'ti aleyhim. Onların üzerine gelen gece az oldu. Öyle gece ki illa yusallune fiha lillahi azze ve celle. Yani orada Allah'a kulluk yapıyorlar. Allah için namaz kılıyorlar. Yani onların üzerine çok az geceler geldi ki onlar ma galle mi orası? Galle mi? Galle. Galle az oldu. Leyletün bir gece. Öyle gece ki te'ti aleyhim. Onların üzerine gelen gece. Az oldu ki illa yusallune fiha lillahi azze ve celle. Orada muhakkak namaz kılıyorlardı. İmmâ min evveliha, ya gecenin evvelinde. Gecenin evveli olunca ne olur? Efendim birinci bölümünde, üçte birinin bölümünde. Ev min vasatiha, ya da ortasında gecenin kalkıp namaz kılıyorlardı manası. Ve kâle mücahidün, mücahid de şöyle diyor. Galle mâ yergudûne leyleten hatta sabah la yeteheccedûn. Galle az oldu. Mâ yergudûne ragade yergudû. Şeyde var ya, min merkadina, istirahat. Mâ yergudûne, istirahat etmiyorlar. Leyleten hiçbir gece, hatta sabah, sabaha kadar la yeteheccedûn. Yani sabaha kadar teheccüd kılmıyorlar. Ne demek o zaman? Galle mâ yergudûne leyleten.
ya da kalle, oradaki mayı biz mastariye yaparsak onların gece uyumaları az oldu. Hatta sabaha kadar la yeteheccedun, teheccüd kılmadan, sabaha kadar teheccüd kılmadan onların uyumaları az oldu manası. Yani sabaha kadar hep uyumazlar. Yani mutlaka az zamanlar öyle uyurlardı. Çoğu zamanlar gece namazı kılarlar, teheccüd kılarlar demektir. Bak, oradaki mayı eğer mastariye verirsek galle az oldu. Ne ruku dühüm demek yani. Onların uyumaları leyleten bir gecede, hatta sabah sabaha kadar, öyle sabah ki la yeteheccedun ya da öyle gece ki la yeteheccedun, efendim teheccüd yapmadıkları, sabaha kadar uyumaları çok az oldu. Teheccüd yapmadıkları gece az oldu. Teheccüd yaptıkları gece çok oldu demektir. Bu mana. Evet. Yukarıda ne diyordu? Üzerlerine gelen gecede efendim bir manada teheccüd kılıyorlardı. İlle yusallunu fiha celle azze ve celle. Lillahi azze ve celle. Evet. Kalle leyletün te'ti aleyhim illa yusallune fiha. Evet. Peki. Üç rivayette az oldu diyor. Yani gece namaz kılmalarına, ama bunlar çok oldu diyor. Kânû galîle minelleyl mayâçak. Evet. Yok. Mesela uykusuz kalmaları az oldu. Az oldu diyor, evet. Evet. Şimdi şeyde nasıl demiş burada? Malinde. Geceleri pek az uyurlardı. Kânû galîlen. Diler galîlen az. Minelleyl geceleri mayâçakûn. Az uykusuz kalmaları çok. Çok. Evet, çok. Ve yehçavun uyumazlardı yani. Evet. Yani uykusuz kalırlardı. Hı-hı. Evet, bu manada. Peki. Vel kavlus sani, ikinci kavl. Burada müfessirlerin iki görüşü vardı. Ennema mastariyetün. Ma yehçavunedeki ma mastariyedir. Mastariye olunca neydi? Tevil-i müfret konumunda. O fiilin efendim tevilini yapıyoruz. Takdiruhu, takdiri kânû galîlen minel leyli, geceden az bir bölümde idiler. Ne idi? İdiler. Hücû'uhum ve nevmühüm. Onların uyumaları efendim hücû neydi? Efendim uyumamaları ve uyumaları, ama orada şey hızlı doldu. Kânû idi galîlen az idi. Minelleyl geceden hücû'uhum uykusuz kalmaları ve nevmühüm efendim uyumaları azdı. Uyumaları azdı. Evet. Uyumaları az. İstirahatları az. İstirahatları az. Gece namazları fazla idi manası. Heca'a kelimesinin manasına göre. Evet. Dolayısıyla gecenin az bir kısmında uyurlardı. Tamam mı? Evet. Hücû da uyumak manasına. Biz demin ne dedik? Uyuma. Uykusuzluk dedik. Uyuma. Az uyurlardı. Kânû galîlen minelleyl mâ yehcaûn. Oradaki mâ-i maslariye verirsek onların gecelerde uyumaları, İstirahatları, hücû, istirahat, uyku az idi, az. Bak, hücû'uhum ve nevmühüm, tevil müfred orası işte. Onların efendim orada uyumaları çok az idi. O zaman çoğu zaman ibadet yapıyorlardı demektir. Vaktârahu İbn-i Cerîr. Bu manayı İbn-i Cerîr tercih etti. İbn-i Cerîr bu manayı tercih etti. Bu ikinci görüşü. Ve kâlel Hasan-ül Basri'yü, Hasan-ül Basri şöyle dedi. Kânû galîlen minelleyli mâ yehcaûn. Yani kânû idiler galîlen minelleyl. Gecenin az bir kısmında mâ yehcaûn. Yani az uyurlardı. Kâbede yükâbidü mükâbedeten. Katlanırlardı, tahammül ederlerdi. Katlanmak. Neye? Efendim kıyâmel leyl. Yani gece namazı kılmalarına, evet, gece namazı
kılmalarına Resulullah. Gece namazı kılmaları da çektikleri zahmetler var tabii ki. Efendim ne var orada? Bir takım sıkıntılar var gece kalıp namaz kılmanın. İstirahatını terk ediyor, uykusunu terk ediyor. İşte gece namazı kılmasında çektikleri zahmetlere katlanıyorlardı. Kâbedû. Kâbedû'nun manası bu. Kâbedû. Kâbede yükâbidü mükâbedeten. Evet. Kâbede. Katlanmak bakın, dayanmak, tahammül etmek manası. Kâbedû. Tahammül ediyorlar. Kıyâmelleyl. Gece kıyamına. Yani Peygamberimiz ne kadar kaim oluyordu? Geceleri mübarek ayaklar şişecek kadar. Öyle değil mi? Peki fela yenamune uyumuyorlar minel leyli geceden illa akallehu ancak azını uyuyorlardı. Ancak az uyuyorlardı. Az. Ve neşatu ve böyle dinç, istekli oluyorlardı. Dinamik. Femeddu ibadetlerini uzatıyorlardı ile sahari. Seher vaktine kadar dinamik, aktif oluyorlardı. Ve oraya kadar da namazlarını uzatıyorlar. Hatta kânel istiğfaru, ta ki istiğfar oluyordu bir saharin seher vaktinde. Seher vaktinde ve bil eshar hum yestagfirun var ya, bak seherlerde istiğfar ediyorlar. Demek ki gece namazını o imsak vaktine kadar şey yapıyorlar, uzatıyorlar. Orada da istiğfarda bulunuyorlar son bölümünde. Evet, onu ifade ediyor. Peki ve kâlel Ahnef ibnü Kays'in, Ahnef bin Kays de şöyle dedi. Kânu qalîlen minel leyli mâ yehcehûn ayetine kânu idiler la yenâmûne uyumuyorlardı illa galilen ancak az uyuyorlar. Galilen ma yehcehûn o demek. Peki füme yekûlü sonra şöyle diyordu. Lestü min ehli hâdihil ayeti. Ben bu ayetin muhataplarından olmadım. Bu ayetin ehlinden olmadım. Yani ben geceleri az uyuyanlardan değilim. Çok uyuyanlardanım. Yani gece namazını fazla kılmayanlardanın manasını ifade ediyor. Ve kâle Abdurrahman ibn-i Zeyd'in Zeyd ibn-i Eslem Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem şöyle diyor. Kâle racülüm min beni temimin beni temimden bir adam dedi. Li ebi li übeyin Übey. Li ebi mi acaba orası? Li ebi yazmıştık. Li ebi evet. Hayır, babama. Babama şöyle dedi. Ya Eba Üsamete. Ey Eba Üsame. Sıfatın bir sıfat var ki la eciduha ben o sıfatı bulamıyorum fina bizde. Öyle sıfat ki zekerallahu teala Allahu Teala zikretti kavmin bir kavmi fekale dedi. Allah Teala bir kavmi o sıfatla vasıflıyor. İşte o sıfatla vasıfladığı kavmin yaptığını ben bizde bulamıyorum. Fakat Cenab-ı Hak buyurdu. Kânû qalîlen minel leyli mâ yehcaûn. Evet. Onlar gecenin az bir bölümünde uyurlar. Ve nahnu biz vallahi Allah'a yemin olsun ki qalîlen az minel leyl gecenin azında manekûmu kalmıyoruz. Allah bir kavmi gecenin azında uyuyorlar. Azında uyuyorlar. Efendim buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Biz de ne yapıyoruz? Gecenin çok azında uyanırız. Çoğunda uyuyoruz manası. Öyle değil mi? Ve nahnu vallahi qalilen minel leyl mane bu. Gecenin azında bile gece namazına kalmıyoruz demek. Fekale lehu ebi. Ben buraya Übey diyeceğim ha. Ebi yazmış. Ama Ebi değil mi? Ebi gayet. Übey de öyle yazılır. Ama orada harekelemiş mi? Harekelemiş değil mi? Ebi o zaman. Evet. Babam da dedi ki ona Tuğba ne mutlu limen rakade uyuyup da
Uyuyan kimse için اِذَا نَعَسَ uyukladığı zaman, uyku garip geldiği zaman uyuyan kimseye ne mutlu. وَاتَّقَ اللّٰهَ Allah'tan korkan اِذَسْتَيْغَزَ uyandığı zaman. Yani uyku geldiği zaman uyuyan, uyandığı zaman da Allah'ın yasaklarından sakınan kimselere müjdeler olsun. Ne mutlu onlara. Yani sadece gece namazı kılmamakla da üzülme demek istiyor. Evet. Demek ki sen gündüzleri uyanık olduğun zaman takva ehlisin diyor yani. Takva ehlisin. Bak dikkat edin oraya. Ne diyor orada? Tuğba limen ragade idâ ne'ase. Ne'ase nu'as. Kur'an'da geçiyor. Efendim fegâşiyehüm ne diye ay ayet kelimede neydi? Leyli ne? Fegâşiyehüm leyli mâgâşiyehüm. O değil. Nuas kelimesi var bu şeyle ilgili, Bedir Savaşı ile ilgili ayetlerde. Efendim, Bedir Savaşı ile Müslümanları ne yaptı? Orada bir uyku tuttu. Evet, orada bir uyku şeyde olması lazım bu Enfal suresinde. Evet, onları bir uyku tuttu. Orada biraz uyukladılar. Orada iyice istirahat ettiler. Ve bir de yağmur yağdı. Cenab-ı Hak onların şeylerini, cesaretlerini artırdı. Cesaretlerini ne yaptı? Artırdı. Evet. Nuas. Bak. İz yagşâ, iz yugaşşîkumun nuas. Nuas, nuas. Yani şu zamanı hatırlayın, sizi bir uyku tutmuştu. Uyku kaplamıştı. Uykunun kapladığı zaman. O sizin için güven oldu. Orada biraz uyukladılar düşmanlarla savaştan önce. O onlar için bir yerde cesaret öyle. Destek oldu, cesaret oldu. Cenab-ı Hak kalplerini teskin etti. Evet. Buradaki naase o manada. Yani idâ naase. Uyku geldiği zaman uyuyan, istirahata geçen kimse ama vettekallâhe Allah'tan korkan, haramlardan sakınan, idesteykaza uyandığı zaman Allah'tan, Allah'ın yasaklarından sakınan kimseye de ne mutlu. Evet. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ سَلَامٍ Abdullah İbni Selam şöyle dedi. Abdullah İbni Selam kimdi? Yahudilerin alimlerindendi. Medine'de Müslüman olanlardan. Yahudilerin alimlerinden Abdullah İbni Selam. Müslüman oldu. Bak ne diyor o? Diyor ki لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Peygamber aleyhisselam geldiği zaman El Medine'te, Medine'ye, yani hicrette, yani hicrette. Hicrette Peygamber aleyhisselam Medine'ye geldiğinde, geldiği zaman incefelen nasu ileyhi. İncefele. Bakın farklı bir kelime, incefele. Sülasesi cefele, cefele bunun. İncefele, insanlar hemen Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın yanına koştular. Peygamberimizin yanına koştular. Tamam mı? Peygamberimizin yanına koştular. Herkes. Fe küntü fîmen incefele. Ben de o ilk etapta peygamberin yanına gidenlerden idim. Tamam mı? Ben de onların içindeydim. Felemmâ râytü veşhehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzünü gördüğümde araftu bildim ki tanıdım enne veçhehu onun yüzü leyse bi veçhin bi veçhi kezzabin yalancı yüzü değil. Ben görür görmez yüzünden simasından efendim anladım ki o yalancı bir insanın yüzü değil. Yalancı insanın yüzü değil. Çünkü insanın siması çok şeyler ifade eder. Sima çok şeyler ifade eder. Bazı böyle farklı insanları yüzünden tanırsın. Mimiklerinden, hareketlerinden anlarsın. Anlarsın ki bu adam muhtemet bir adam değil. Bazı insanda var, siması güzel. Mesela siması güzel olan insanlarla ilgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Utlubul ma iltemisul marufe inde hisanil vücu. İltemisu, utlubu manasına. İyilikleri kimden isteyin? Yüzleri güzel olan insandan. Hatta orada diyor ki
iyilikleri siması güzel olan insanlardan isteyin. Niye? لِأَنَّ حُسْنَ سُورَةِ تَدُلُّ عَلَى حُسْنِ سِيرَةِ Yüzün güzelliği iç halinin de güzelliğine delalet eder. Peygamberimiz, ama bu genelde bu tabii. Hepsi de öyle demek değil. Yani siması bozuk olan insanların yani hakikaten baktığın zaman böyle içi de bozuk olabilir. Tabii bu dış alamet yani dış alamet. Demek ki ben onu diyor ilk gördüğümde anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değil. Evet hemen zaten iman etti. Fekâne evvelu mâ semihtuhu sallallahu aleyhi ve selleme yegûlü. Peygamber aleyhisselamdan ilk işittiğim şey şu idi diyor. Fekâne oldu. Evvelu mâ semihtuhu Peygamber aleyhisselamın ilk peygamberden ilk duyduğum şey yegûlü şöyle diyordu. Ne diyordu? Ya eyyühennâs ey insanlar et'imut ta'am açları doyurun. Et'imut ta'am yemek yedirin. Ve sılul erhame rahimleri ziyaret edin. Sıla-i rahim yapın. Ve sılu ve sıla-i yasılı'dan sıl emir. Sıl, sıla, sılu. Anladınız mı? Ve efşü selame selam aranızda yayın. Ve sallu billeyli gece namaz kılın. Ve nâsüniyâm insanlar uykuda oldukları halde siz namaz kılın. Gece namazını kaç tane şey tavsiye ediyor? Tedhulül cennete biselam. Bunları yaparsanız selamla tam bir güven içerisinde cennete girersiniz. Bu hadis-i şerifi ben şöyle ezberlemişim. Efşüs selam ve et'imut da'a ve sılül erham ve sallu billeyli ve nâsüniyâm tedhulül cennete biselam. Böyle biraz da kafiyeli bir hadis-i şerif. Şimdi burada sadece eyyâ yühennâs getirdi bu rivayetinde. Ey insanlar, et'imut da'a onu birinciye getirdi. Et'imut da'a açları doyurun. Vasılül erham, sıla-i rahim yapın. Akrabayı, eşi, dostu gözetin. Efendim, öteki neydi? Ve efşüs selam, selamı yayın. Efşû, efşâ, yufşî, ifşâen. Türkçeleşmiş bak, ifşa etmek. Sırları ifşa etmek. İfşa Türkçe değil. Sır da Türkçe değil ha. Sırrı ifşa etmek. O da Arapça, ifşa da Arapça. Türkçe konuşuyoruz güya. He? Sırrı ifşa etmek. Ve sallu billeyli ve nâsüniyâ. İnsanlar uykuda iken siz gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Şimdi burada bir şey soracağım. Sılu sallu. Şimdi burada hiç hareke olmasa ikisi de bak aynı şekilde yazılıyor. Sılu sallu. Nasıl ayırt edeceğiz? Karineye göre ayırt edeceğiz. Bak ikisinin de yazılışı şimdi şurada tahta olsa mesela yazın bak. Sılu sıl emir. Sılu emir hazırınca müzekkeri. Muhatabı. Sallu o da emir. O da neyin cemisi? Sallinin cemisi. Salli, salliye, sallu. Sır, sıla, sılu. Ama yazılış aynı. Yani Arapça öyle bazen kelimelerin kalıpları aynı. Yazılışı aynı. Ama okunuşları ayrı. Manalar da ayrı. Peki. Ve raval imamu Ahmedü İmam Ahmet nakletti. Efendim kimden nakletti? An Abdillah İbni Umar'a radiyallahu anhüma. Abdullah İbni Ömer'den. Yani Hazreti Ömer'in oğlundan. Kale, Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. İnne Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme kale. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne fil cenneti, şüphesiz cennette vardır. Gurafen. Odalar, gurfeler. Gurfenin cemisi guraf. Gurfe, guraf. Odalar var. Yura zahiruha dışı gözüküyor min batınıha efendim içinden. İçinden dışı gözüküyor ve batınıha içi de min zahiruha dışından gözüküyor. Kristal kristal. Böyle duvarları böyle bizim bildiğimiz gibi efendim kesif maddelerden değil. Öyle odalar var ki kristal.
İçten dışı, dıştan içi gözüküyor. Öyle sade, safi. Böyle köşkler var. Fekale Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eş'ari şöyle buyurdu. Limen hiye ya Resulallah, bu köşkler kime ya da bu odalar kime, kim için, limen kim için hiye, bu odalar ya Resulallah, ya Allah Resulü. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurdu. Orayı oku bakayım Ali. Limen? He. Devam et. He. Limen el-âneme. Evet. El-âne'l kelâme. Ne demek? Osman Hoca. Ne dedi Ebu Musa el-Eş'ari? Limen ya Resul, limen hiye ya Resulallah. O kime? Gâle sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, senin dediğin gibi olursa mana çıkmaz. Evet, elâne. Elâne. Elâne ne? Fiil. İfal babının. Elâne yulînü ilâneten. Yumuşatmak. Yumuşak. Leyn. Lâne yelînü. Ya. Elâne yumuşak davranan, yumuşatan. El kelâme kelâmı. El-an olmaz. El-an zarftır. Şimdi demek. Elâne yulînü ilâneten. Efendim, kelamı yumuşatan, yumuşak söz söyleyen, yumuşak söz konuşan ama hakkı ifadede tabii yine yumuşak davranacak da taviz vermeyecek. Yani yumuşak söz söyleyen, güzel, kırıcı değil, haşin, kaba değil, kaba değil. Ve et ama tam açları doyuran ve bâte lillâhi gâimen Allah için geceleyen. Ne demek Allah için geceleyen? Vebaate geceledi lillahi, Allah için gaimen gece namazı kılan demek yani. Allah için kıyama kalkan ne demek? Gece namazı kılan. Ve nâsü niyâm, insanlar uykuda olduğu halde. Bunu da İmam-ı Ahmet Ebu Davud tahric etmiş bu hadis-i şerifi. Evet. Burada kalacağız. Önemli bir ders aslında. Güzel bir ders çıktı burada. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.